Türkiye'de saat 15. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT'in kale bina olarak ifade edilen yeni yerleşkesini ziyaret etti. Erdoğan'ın ziyaretinde MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik etti. 5000 dönümlük arazide yapımı devam eden MİT'in yeni yerleşkesinde kaba inşaat tamamlandı. MİT'in halen yeni mahalle ilçesinde hizmet veren eski yerleşkesi de dahil bütün birimlerinin 1-2 yıl içerisinde Bağlıca'da toplanması amaçlanıyor. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Murat Uysal enflasyon raporunu açıkladı. Banka enflasyon tahminini düşürdü. 2019 yıl sonu enflasyon tahmini 0,7 puan azaltılarak %13,9'a indirildi. 2020 yılı için ise enflasyonun %8,2 olmasını beklediklerini ifade eden Merkez Bankası Başkanı Uysal, 2021 enflasyonunun ise %5,4 olarak öngörüldüğünü söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, CHP'li bazı belediye başkanlarının yakınlarını belediyelerde görevlendirmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztrak, bu tür yanlış uygulamalar kamuoyu önünde sırıtmaktadır dedi. Belediye başkanlarına gerekli uyarıların yapıldığını belirtti. Terörle mücadele operasyonları sürüyor. Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyine hava harekatları düzenlendi. Harekatlarda bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu. Diyarbakır'da bir terörist etkisiz hale getirildi. Van'da bir sığınak ve teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü askerlik yükümlülerini uyardı. 2019'da silah altına alınmak isteyenlerden yoklaması olmayanların işlemlerini bugün tamamlaması gerekiyor. 2019 yılı için sevke tabi olup yoklaması bulunanlar için de süre 31 Ağustos'ta sona erecek.